günlük hayatta farklı olmadan beden dilini son derece etkili olarak kullanırlar. Bedenimiz olaylıca veya bu durumlara kendi lehinden tepki verir. Ki kızgınlığımızda veya sevindiğimizde çoğu zaman beden dilimizi hareket ettiririz. Kontrol etmeyiz. Bu durumda beden dilimiz kontrol etmemiz mümkün olmaz. Duygu ve düşünceleri anlaşmasında ve beden dili esastır. Farklı sorunlara sorunlarda aynı konuya anlattığımız düşünün sizi veya seyircileri beden diline göre sallandırdık. Havanın değiştiğini fark edeceksiniz. Örneğin kolları kavuşturarak konuşma yapmak katılım zorlukları ve dinleyici olumsuz duygular yaşatır. Kollarımız açarak seyirciye doğru ilerlediğimizde dinleyiciler bir gibi tektir. Takdir etmekte ve konuşmalarımıza katılmaktadırlar. Bu durum bize topluluk önünde konuşarak
ve çok önemli.